önce Pontiff'in kentli kadınları, hizmetçisi Felicite yüzünden Bayan Owen'i kıskandılar. Yılda 100 franka hem mutfak hem ev işlerini yapıyor, dikiyor, yıkıyor, ütülüyor, at gemlemeyi, kümes hayvanlarını semirtmeyi, yayık yaymayı biliyordu. Ve pek de cana yakın bir insan olmayan hanımına her zaman sadık kaldı. Kadın yakışıklı ama parasız postsuz bir adamla evlenmiş. Adam 1809 yılı başlarında ölmüş ve ona çok küçük iki çocukla bir sürü borç bırakmıştı. O da yılda en fazla 5000 frank getiren Tukes ve Gefofes çiftlikleri dışındaki bütün taşınmaz mallarını sattı. Saint Melanie'deki evini bıraktı ve daha az masraflı bir başka yere, sebze halinin arkasına düşen, atalarından kalma bir eve yerleşti. Ardovas kaplı bu ev, nehre çıkan dar bir sokakla bir geçit arasındaydı. İçinde insanı sendeleten düzey farklılıkları vardı. Dar bir giriş, Bayan Owen'in bütün gün pencere kenarında hasır bir koltukta oturduğu salonun mutfaklarına yürüyordu. Beyaza boyalı duvar kaplamasının önüne 8 mahmut sandalye dizilmişti. Eski bir piyanonun üstünde piramit biçiminde bir karton kutu yığını yükseliyor, hepsinin tepesinde de bir barometre duruyordu. Sarı mermerden 15. Louis tarzı şöminenin iki yanına işlemeli kumaş kaplı iki geniş koltuk yerleştirilmişti. Ortadaki duvar saatinde bir Vesta tapınağı bitimi vardı. Ve tüm bu bölüm biraz küf kokuyordu. Çünkü döşemesi bahçeden daha aşağıdaydı. Birinci katta önce madamın odası vardı. Duvarları soluk çiçekli bir kağıtla kaplı. Çok büyük bir odaydı bu. Bir duvarında da Monsieur'ün züppe delikanlı kılığında bir portresi asılıydı. Bu odadan daha küçük bir başkasına geçiliyor ve orada şiltesiz iki çocuk yatağı görülüyordu. Ardından her zaman kapalı duran, üstlerine çarşaf örtülmüş, mobilyalarla dolu salon geliyordu. Bir koridorla çalışma odasına geçiliyordu daha sonra. Burada rafları, kitap ve eski püskü kağıtlarla dolu bir kitaplık, siyah ahşaptan büyük bir çalışma masasını üç yandan sarıyor, karşılıklı iki duvar panosu, daha iyi zamanların ve yiyip ve yitip gitmiş bir zenginliğin anısını, kamış kalem desenler, guaş manzaralar ve Adra'nın gravürleri altında kayboluyordu. İkinci katta kırlara bakan bir tepe penceresi Felicite'nin odasını aydınlatıyordu. Felicite sabah ayinini kaçırmamak için şafakla kalkıyor ve hiç ara vermeden akşama dek çalışıyordu. Akşam yemeği bittikten tabak çanak yerleştirip kapı dikkatle kapatıldıktan sonra da yanan kütüğü küllerin altına gömüyor ve elinde tesbihi ocağın önünde uyuyakalıyordu. Pazarlıkta kimse onun eline su dökemezdi. Temizliğe gelince tencerelerinin parıltısı öbür hizmetçiler her zaman mutsuzluğa düşürmüştü. Tutumluydu. Yemeğini yavaş yavaş yer, onun için özel olarak pişen ve 20 gün giden 6 okkalık ekmeğinin kırıntılarını masadan parmağıyla toplardı. Mevsim ne olursa olsun sırtından toplu iğneyle tutturulmuş basma bir yemeni, saçlarını gizleyen bir başlık, kül rengi çoraplar ve kırmızı bir iç etek giyer, gömleğin üstüne de hastane hemşireleri gibi göğüslüklü bir önlük geçirirdi. Yüzü zayıf, sesi inceydi. 25 yaşındayken 40'ında görünüyordu. 50'sinden sonra da yaşı bütünüyle anlaşılmaz oldu. Her zaman sessizdi, dimdikti, hareketleri ölçülüydü ve kendi kendini işleyen, tahtadan yapılmış bir kadına benziyordu. Onun da herkes gibi bir sevda öyküsü olmuştu. Babası duvarcıydı ve bir iskeleden düşüp ölmüştü. Sonra annesi öldü. Kız kardeşleri oraya buraya dağıldılar. Bir çiftçi onu yanına aldı ve daha küçücükken bekçi diye kırdaki ineklerin başına dikti. Yırtık pırtık giysiler içinde tir tir titriyor, yüzüstü uzanıp su birikintilerinden içiyor, saman üstünde uyuyor, hizmetçilere hizmet ediyor, olmadık şeyler için dayak yiyordu ve sonunda 30 paralık bir hırsızlık yüzünden kovuldu. Üstelik parayı da o çalmamıştı.
Başka bir çiftliğe girdi. Orada kümes bakıcısı oldu. Patronların hoşuna gidiyor. Bu yüzden de arkadaşları onu kıskanıyorlardı. 1 Ağustos akşamı, o sırada 18 yaşındaydı, onu Koleville panayırına götürdüler. Oraya adımını atar atmaz şaşkına döndü. Çalgıcıların patırdısı, ağaçlardaki ışıklar, alacalı bulacalı giysiler, danteller, altın haçlar hep birlikte sıçrayıp duran onca insan aklını karıştırdı. Bir kenarda alçak gönüllü bir Eda ile duruyordu ki, dirseklerini bir araba okuna dayamış, piposunu içen, iyi giyimli genç bir adam onu dansa çağırdı. Kıza elma şarabı, kahve, peksimet ısmarladı. Bir boyun mendili satın aldı. Sonra da niyetini kestirdiğini düşünerek evine bırakmayı önerdi. Bir yulaf tarlasının kıyısında onu hoyratça yere yatırdı. Kız korktu ve bağırmaya başladı. Delikanlı uzaklaştı. Başka bir akşam Beaumont yolunda ağır ağır ilerleyen büyük bir saman arabasının önüne geçmek istedi. Tekerlekleri sıyırıp geçerken de Theodore'u tanıdı. Delikanlı sakin bir tavır yanına geldi ve olup bitenleri bağışlaması gerektiğini söyledi. Hepsi içkinin suçuydu çünkü. Ne yanıt vereceğini bilemedi kız. Oradan kaçıp gitmek istiyordu. Hemen konuyu değiştirip hasattan beldenin önemli kişilerinden söz etmeye başladı Theodor. Çünkü babası Colleville'den ayrılıp Ecotsların çiftliğine geçmiş. Bu yüzden de artık komşu olmuşlardı. Öyle mi? Dedi kız. Delikanlı kendisini evlendirmek istediklerini de ekledi. Gerçi acelesi yoktu ve hoşlanacağı bir kadın arıyordu. Kız başını eğdi. O zaman evlenmeyi düşünüp düşünmediğini sordu delikanlı. Kız gülümseyerek insanlarla alay etmenin kötü bir şey olduğunu söyledi. Hayır, inanın ki ve sol koluyla kızın beline sarıldı. Onun koluna yaslanarak yürüyordu şimdi kız. Yavaşladılar. Rüzgar hafifçe esiyor, yıldızlar parlıyordu. Arabadaki koskocaman saman yığını önlerinde sallanıyordu. Ve ayaklarını sürüyen dört at yerden toz kaldırıyorlardı. Sonra herhangi bir komut beklemeden sağa saptı atlar. Delikanlı kızı bir daha öptü. Kız karanlıkta kayboldu. Ertesi hafta kızdan buluşma sözleri kopardı Theodor. Avlu diplerinde, duvar arkalarında, ıssız bir ağacın dibinde buluşuyorlardı. Kız, küçük hanımefendiler gibi masum değildi. Hayvanlardan her şeyi öğrenmişti. Ama aklı ve onur içgüdüsü kendini koyuvermesini engelledi. Bu direniş, Theodor'un aşkını körükledi ve onu kandırmak için belki de saf yüreklilikle evlenme önerisinde bulundu. Kız inanmakta zorlanınca büyük yeminler etti. Kısa süre sonra pek de hoş olmayan bir şey açıkladı delikanlı. Anası babası geçen yıl onun için birini satın almışlardı. Ama şimdi her an silah altına alınabilirdi. Askere gitme düşüncesi onu korkutuyordu. Bu korkaklık sevgisinin bir kanıtı gibi göründü Filiste'ye. Kendi sevdası da büyüdü böylece. Geceleri kaçıyor, buluşma yerine koşuyor. Oraya vardığında da Theodor kaygılarıyla, yalvarıp yakarmalarıyla ona çile çektiriyordu. Sonunda doğru dürüst bilgi almak için kalkıp valiye kendisinin gideceğini söyledi delikanlı. Gelecek pazar saat 11 ile gece yarısı arası haberleri getirecekti. Zamanı geldiğinde kız sevgiliye koştu. Onu yeni arkadaşlarından birini buldu. O da delikanlıyı bir daha göremeyeceğini söyledi kıza. Theodor askerlik işini sağlam almak için yaşlı ve çok zengin bir Tukesli kadınla Madame Laos ile evlenmişti. Karmakarışık bir acı kapladı içini. Kendini yerden yere vurdu, çığlıklar attı, Yüce Tanrı'yı yardıma çağırdı ve gün doğana kadar kırlarda tek başına sızlandı, durdu. Sonra çiftliğe döndü. İşi bırakmak istediğini söyledi. Ay sonunda parasını aldıktan sonra da varını yoğunu bir çıkına doldurdu ve Pont Eve gitti. Hanın önünde dul giysileri içindeki bir kentli kadına yanaştı. Kadın da tam o sıralar bir aşçı arıyordu. Genç kız
pek bir şey bilmiyordu. Fakat öylesine iyi niyetli görünüyor ve o kadar az şey istiyordu ki sonunda. "Peki, sizi işe alıyorum," dedi Bayan Ovin. Çeyrek saat sonra Felicite kadının evine yerleşmişti. Önceleri hem evin tarzının hem de Mösyö'nün her şeyi silmiş anısının yol açtığı bir tür sarsıntı içinde yaşadı. Biri 7, öteki ise ancak 4 yaşındaki Paul ve Virgin ona değerli bir maddeden yapılmış gibi geliyor. Bir at gibi ikisini de sırtında taşıyordu. Sonunda Bayan Ovin durmadan çocukları öpmesini yasakladı. Bu da onu biraz incitti. Yine de mutluydu ama. Ortamın dinginliği üzüntüsünü eritip bitirmişti. Her perşembe bazı tanıdıklar gelip evde bir İskambil partisi çeviriyorlardı. Felicite önceden kartları ve ayak tandırlarını hazırlıyordu. Tam 8'de gelip saat 11'i çalmadan gidiyordu konuklar. Her pazartesi sabahı sokağın altındaki eskici hurdalarını yere yayardı. Daha sonra da kent uğuldayan insan sesleriyle dolar. Bu uğultuya at kişnemeleri, kuzu memeleri, domuz homurtuları ve sokaktaki arabaların çıkardığı takırtılar karışırdı. Öğleye doğru pazarın en canlı saatinde yaşlı ve uzun boylu, kasketini geriye etmiş, kanca burunlu bir köylü belirirdi ışıkta. Gefos'taki çiftliği işleten Robelin'di bu. Az sonra da Tukes'in ufak tefek, kırmızı suratlı, şişman kahyası Libert, sırtında kül rengi ceketi ve mahmuzlu çizmeleriyle sükun ederdi. İkisi de mülk sahibine tavuk ya da peynir getirirlerdi. Felicite adamların küçük kurnazlıklarını boşa çıkarır, onlar da kıza büyük saygı duyarak gerisin geri dönerlerdi. Zaman zaman Bayan Aubin'i ziyarete Gramenville Markisi gelirdi. Kadının dayılarından biriydi. Dolandırıcıların eline düşüp varını yoğunu yitirmişti ve Falaise'de topraklarından geriye kalan son parçacıkta yaşıyordu. Hep öğle yemeği saatinde patileriyle bütün mobilyaları kirleten çirkin bir kan işle çıkıp gelirdi. Soylu bir beyefendi gibi görünme çabalarına ve bunu her rahmetli babam deyişine de şapkasını çıkarmaya dek vardırmasına karşın alışkanlığını engellemeyip kadeh kadeh üstüne içer. Sonra da açık saçık şakalar yapmaya başlardı. Felicite terbiyeli bir tavırla dışarıya iterlerdi onu. "Yeterince içtiniz Monsieur de Grandville. Bir başka sefere." Ve ardından kapıyı kapardı. Eski dava vekili Monsieur Bourret ise keyifle açardı kapıyı. Onun beyaz kravatı ve dazlaklığı, gömleğinin dantelli göğüs süsü, geniş kahverengi redingotu, kolunu bükerek enfiye çekişi, kısacası tüm kişiliği, olağanüstü insanların karşısında hepimizi uyanan şaşkınlığa sürüklerdi Felicite'yi. Madamın malını mülkünü ettiği için onunla saatlerce Mösyö'nün çalışma odasına kapanır, saygınlığını lekelemekten çok korkar, yüksek görevlileri sonsuz bir saygı duyar ve yerli yersiz Latince paralamaya bayılırdı. Hem eğlensinler hem de bir şeyler öğrensinler diye çocuklara gravürlerle resimlenmiş bir coğrafya kitabı armağan etmişti. Dünyanın değişik yerlerinden sahneler vardı bu resimlerde. Başları tüylü yamyamlar, bir genç kızı kaçıran maymun, çölde bedeviler, zıpkınlanan bir balina. Paul, Felicity'ye bu gravürleri bir bir açıkladı. Kızın bütün yazınsal eğitimi de bununla sınırlı kaldı. Çocukların eğitimi ise Guyot'un işiydi. Belediyede görevli, güzel yazısıyla ünlü ve çakısını çizmesini bileyen zavallı bir adamdı bu. Hava açık olduğunda erkenden Gefose çiftliğine gidilirdi. Avlu eğilimli, ev ortadadır. Uzaktan küçük kül rengi bir leke gibi deniz görünür. Felicite sepetinden soğuk et dilimleri çıkartır ve süthanenin uzantısı gibi duran bir bölümde öğle yemeği yenirdi. Şimdilerde yok olmuş eski bir sayfiye evinden geriye kalan tek bölümdü bu. Yırtık pırtık duvar kağıtları esintiyle hafifçe titreşirdi. Kendini anılara kaptıran Bayan Ovin başını önüne eğer, çocuklar konuşmaya çekinirlerdi. "Haydi oynayın artık," derdi kadın ve çocuklar hemen girişi kırırlardı. Paul ambara tırmanır, kuş yakalar, su birikintisinde taş kaydırır ya da kocaman fıçılara bir sopayla vurup davul gibi gümbürtedirlerdi onları.
Virjin ise tavşanlara yem verir, peygamber çiçeği toplamak için koşturur ve bacaklarının hızı yüzünden iç çamaşırının küçücük işlemeli parçaları görünürdü. Bir güz akşamı otlaklardan geçerek eve döndüler. Henüz ilk dördünündeki ay göğün bir bölümünü aydınlatıyor ve bir sis bulutu Tukes ırmağının kıvrımları üstünde bir boyun atkısı gibi süzülüyordu. Çayın ortasına uzanmış öküzler sakin sakin geçip giden bu dört kişiye bakıyorlardı. Üçüncü otlakta öküzlerden birkaçı kalktılar. Sonra da gelip önlerinde halk oldular. "Korkmayın," dedi Felicity ve bir tür ağıt mırıldanarak en yakındakinin sırtını okşadı. Hayvan geri döndü. Ötekiler de onu izlediler. Ama bir sonraki otlaktan geçerken korkunç bir böğürtü duyuldu. Sisin gizlediği bir buhaydı bu. İki kadına doğru ilerledi. Bay Noah'ın koşacak gibi oldu. "Hayır, hayır, hayır, daha yavaş." Yine de adımlarını hızlandırdılar. Gitgide yaklaşan gürültülü bir soluk duyuyorlardı arkalarında. Toynakları çayırın otlarını balyoz gibi dövüyordu. İşte şimdi de dört nal koşmaya başlamıştı. Felicity arkasına döndü ve elleriyle toprak keseleri koparıp boğanın gözlerini atmaya başladı. Hayvan kafasını eğiyor, boynuzlarını sallıyor ve öfkeden titreyerek korkunç bir sesle böğürüyordu. Bayan Avin iki çocuğuyla çayırın ucuna ulaşmıştı ve çılgın gibi sınırdaki yükseltiyi aşmanın bir yolunu arıyordu. Felicity ise boğanın önünde geriliyor, hiç durmadan onu kör eden çim keselerini atıyor. Bir yandan da ona bağırıyordu. "Çabuk olun, çabuk olun." Bayan Avin hendiğe indi. Virginie'yi itti. Ardından Paul bayıra tırmanmaya çalışırken birkaç kez düştü ve sonunda cesaretini toplayıp yukarı çıkmayı başardı. Boğa Felicity'yi bir çitin önünde sıkıştırmıştı. Salyası yüzüne sıçrıyordu ve bir saniye daha geçse boynuzunu karnına saplayacaktı. Fakat kız iki parmaklık arasından sıyrılacak zamanı buldu ve koca hayvan şaşkın kala kaldı. Bu olay Pont-Yves'deki kişiler arasında yıllarca konuşuldu. Felicity bundan hiçbir övünç payını çıkarmadı. Karamancı bir şey yaptığının farkında bile değildi. Zamanının çoğunu Virgin alıyordu. Çünkü yaşadığı büyük korkunun ardından kızcağız sinirsel bir rahatsızlık geçirmiş ve Doktor Poppard Trouville kumsallarında deniz banyosu önermişti. O zamanlar pek giden olmazdı oralara. Bayan Oavin sağa sola sordu. Burres'e danıştı. Uzun bir yolculuğa çıkarcasına hazırlıklar yaptı. Denkler akşamdan Livard'ın arabasıyla yola çıktı. Ertesi sabah adam iki devi at getirdi. Birinin sırtında kadife arkalıklı bir kadın eğri vardı. İkincisinin sağrısında da dürülmüş bir palto bir tür oturak oluşturuyordu. Bayan abim buraya adamın arkasına bindi. Felicity, Virginia'yı aldı yanına. Paul de Mösyö Lechaps'ın çok iyi bakılması koşuluyla ödünç verdiği eşeğinin sırtına yerleşti. Yol öylesine bozuktu ki 8 kilometresi ancak 2 saatte alabildiler. Atlar bu kalıklarına denk çamura saplanıyor, çıkmak için sert kalça hareketleri yapıyor ya da tekerlek izlerine takılıyorlar. Kimi zaman da atlamaları gerekiyordu. Liber'den kısrağı kimi yerde ansızın duruyordu. O da sabırla yeniden yürümesini bekliyordu. Sonra yol boyunca sıralanan mülklerin sahiplerinden söz açıyor ve anlattığı öyküleri bunlardan alınacak dersleri eklemeyi ihmal etmiyordu. Örneğin Tukes'in orta yerinde Latin tişekleriyle çevrelenmiş pencerenin altından geçerken omuzlarını silkerek şöyle dedi. "İşte bir tane daha Madame Lahosis genç biriyle evleneceğine." Felicity gerisini duymadı. Atlar tırısta, eşek dört nal gidiyordu. Hep birlikte bir patikaya saptılar. Bir çit kapısı dönerek açıldı. İki oğlan çocuğu göründü ve gübreliğin önünde tam kapının eşiğinde indiler. Liberdan'a hanımefendisini görünce sevinçten deli yere döndü. Ona hemen bir sofra kurdu. Sığır filetosu, işkembe, domuz sucuğu, tavuk yahnisi, köpüklü elma şarabı, meyveli turta ve alkole bekletilmiş erikler vardı sofrada. Eşliğinde de bol bol incelik sözleri.
Madam ne denli sağlıklı görünüyordu. Mademoiselle ne kadar göz kamaştırıcı olmuş. Monsieur Paul nasıl da toplamıştı. Birkaç kuşaktır ailenin hizmetinde çalışan Libertların tanıdığı göçmüş büyük anneler, büyük babalar da bu sözlerden payını alıyordu doğal olarak. Çiftlik de içindekiler gibi eski kokuyordu. Tavan kirişleri kurtlanmış, duvarlar içten kararmış, pencere camları tozdan kül rengine dönmüştü. Meşe bir dolap her türden eşyayı barındırıyordu. Güğümler, tabaklar, kalaylı çanaklar, kurt kapanları, koyun kırpmak için makaslar, kocaman bir şırınga çocukları güldürdü. Üç avluda da dibinde mantar ya da dallarında bir tutam öksü otu bulunmayan tek ağaç yoktu. Rüzgar bunların birkaçını devirmiş ama orta yerlerinden yeniden sürmüştü ağaçlar ve elma bolluğundan dalları yerleri süpürüyordu. Kahverengi kadifiye dönüşmüş, değişik kalınlıkta saman çatılar en sert fırtınalara dayanıyorlardı. Fakat arabalık yıkıntıya dönmüştü. Bayan Aubin bunu düşüneceğini söyledi ve atlarının yeniden koşulması buyruğunu verdi. Trouville'e varmak için bir yarım saat daha gittiler. Küçük kervanın yolcuları Les Ecoles'i geçmek için attan inip yürümek zorunda kaldılar. Gemilere tepeden bakan bir yalı yardı burası. 3 dakika sonra da rıhtımın bir ucunda David Anna'nın altın kuzu hanının avlusuna girdiler. Hava değişiminin ve banyoların etkisiyle Virgin ilk günden başlayarak kendini daha iyi hissetti. Deniz giysisi olmadığı için suya sırtında bir gömlekle giriyordu ve dadısı onu denize girenlerini kullandığı bir gümrük barakasında giydiriyordu. Öğleden sonra eşekle Karakaya'nın ötesine Henekil'e doğru gidiyorlardı. Patika önce bir parkın çimenleri gibi inişli çıkışlı topraklar arasından yükseliyor. Sonra da otlaklarla ekili tarlaların birer arayla uzandığı bir düzlüğe geliyordu. Yolun iki yanında çalı yığınlar arasından çoban püskülleri yükseliyor. Orada burada büyük bir ölü ağaç göğün mavisine dallarıyla zikzaklar çiziyordu. Hemen her seferinde sollarında Deauville, sağlarında Le Havre, karşılarında da açık deniz bir çayırlıkta dinlenirlerdi. Güneş de pırıl pırıl bir ayna gibi pürüzsüz olurdu deniz. Öylesine dingindi ki mırıltısı bile zar zor duyulur. Çevrelerinde saklanmış serçeler cıvıldar ve bütün bunların üstünü sonsuz bir gök kubbe örterdi. Bayan abin oturup iş işlerdi orada. Yer başında Virgin sazdan bir şeyler örer. Felicite lavanta çiçekleri kökler. Canı sıkılan Paul de geri dönmek isterdi. Kimi zaman da kayıkla Latoukès'e geçip deniz kabuğu ararlardı. Alçalan sularla deniz kestaneleri, balıklar, deniz anaları çıkardı ortaya ve çocuklar rüzgarın alıp götürdüğü köpükleri yakalamak için koşuşuyorlardı. Uykudaymış gibi ölgün dalgalar kumsala vurduklarında kıyı boyunca açılıp yayılırlardı. Uçsuz bucaksızdı bu kıyı. Fakat kara tarafında kum tepeleriyle sınırlanır ve Lemaris denen hipodrom biçimli geniş bir çayırdan bu tepelerle ayrılırdı. Oradan döndüklerinde karşıda tepenin yamacında görülen Trouville her adımda biraz daha büyür ve hepsi farklı büyüklükte evleriyle neşeli bir dağınıklık içinde gülümser gibi gelirdi onlara. Havanın çok sıcak olduğu günlerde odalarından çıkmazlardı. Dışarının göz alıcı aydınlığı ışıktan çubuklar takardı kepenklerin dilimleri arasına. Köyde tek ses duyulmazdı aşağıda. Kaldırımda kimse olmazdı. Bu her yere yayılmış sessizlik nesnelerin dinginliğini artırırdı. Uzaktan uzağa kalafatçıların tekne gövdelerine vuran çekişleri duyulur. Ağır bir meltem katran kokusunu onlara taşırdı. Başlıca eğlence kayıkların dönüşüydü. Şamandıraları geçer geçmez volta vurmaya başlardı kayıklar. Yelkenleri direğin üçte ikisi iner. Mizanaları bir balon gibi şişik. Dalgaların çalkantısında kayarak limanın ortasına dek ilerler. Ve orada çapa ansızın suya düşerdi. Tekne rıhtıma yanaşır. Gemiciler küpeştenin üstesinden kıpır kıpır balıklar atar. Sıra olmuş arabalar onları bekler. Pamuklu başlıklar takmış kadınlar da sepetleri almak ve kocalarına sarılıp öpmek için ileri atılırlardı. Bir gün bu kadınlardan biri Felicite'ye yanaştı. O da az sonra sevinçli odaya döndü.
Kız kardeşlerinden birini bulmuştu ve az sonra Nastasi Barrett koca soyadıyla Larox kadın, kucağında henüz meme emen bir bebek, sağ elinde başka bir çocukla kapıda göründü. Solunda da beresi kulağın üstünde yıkılmış, yumrukları belinde küçük bir miço vardı. Bir çeyrek saat sonra Bayan Obi kadını sepetledi. Sık sık mutfağın yakınlarında ya da çıktıkları gezilerde rastlıyorlardı onlara. Koca ortalarda görünmüyordu. Felicity bu insanlara sevgi duymaya başladı. Onlara bir battaniye, gömlekler, bir fırın satın aldı. Besbelli onu yolmaya çalışıyorlardı. Bu zayıflık Bayan Obi'nin canını sıkıyor, yeğenin aşırı yakınlığından da pek hoşlanmıyordu. Virgin öksürmeye başladı. Mevsim de artık geçtiği için Ponti'ye döndüler. Bay Boras kolej seçimi konusunda Bayan Obi'ni aydınlattı. Jaken'deki en iyisi olduğunu söyleniyordu. Paul oraya gönderildi. Yürekli bir delikanlı gibi herkesle vedalaştı. Yeni arkadaşlar edineceği bir evde yaşamaya gittiği için keyfi yerindeydi. Bayan Obi'nin zorunluluk karşısında oğlundan uzaklaşmaya razı oldu. Virgin kardeşini gittikçe daha az düşünüyor. Felicity oğlanın gürültüsü patırtısını özlüyordu. Fakat oyalanacağı yeni bir uğraş çıktı karşısına. Noel'den sonra her gün küçük kızı din dersine götürmeye başladı. Kapıda hafifçe diz kırdıktan sonra kilisenin yüksek sahanında iki yana dizili sandalye arasında ilerliyor. Bayan Aubin'in sırasını açıyor, oturuyor ve çevreye göz gezdiriyordu. Oğlanlar sağda, kızlar solda, kurasalarını dolduruyor. Papaz rahlenin yakınında ayakta dikiliyor. Absitteki bir vitrayda kutsal ruh Meryem'in tepesinde duruyordu. Başka bir vitrayda Meryem, çocuk İsa'nın önünde diz çökmüş biçimde gösterilmişti. Kutsal kase dolabının arkasındaysa ahşap bir kabartma, evcileri yere seren Aziz Mikail'i betimliyordu. Papaz önce kutsal kitapta anlatılanların bir özetini verdi. Cenneti, tufanı, Babil Kulesi'ni, alev alev yanan kentleri, yok olup giden kavimleri, devrilen putları görür gibi oldu Felicity. Bu göz kamaşmasından gereği Yüce Tanrı'ya duyduğu saygı kaldı yalnızca. Bir de öfkesinin verdiği korku. Daha sonra Çile'yi dinlerken ağladı. Neden çarmıha gelmişlerdi onu? O ki çocukları seviyor, kalabalıkları doyuruyor, körleri iyileştiriyordu ve iyi yürekliliğinden ötürü yoksullar arasında bir ahırın gübreleri üstünde doğmak istemişti. Ekinler, hasatlar, meyve cendereleri, İncil'in söz ettiği tüm bu tanıdık şeyler onun yaşamında da vardı. Tanrı'nın geçişi onları kutsamıştı. Kuzuya duyduğu sevgi yüzünden kuzuları, kutsal ruh yüzünden de güvercinleri daha candan sever oldu. Kutsal ruhu gözü önüne getirmekte zorlanıyordu. Çünkü yalnızca kuş değildi o. Kimi zaman ateş, kimi zaman da bir soluk uluveriyordu. Belki de onun ışığıydı geceleri bataklıkların kıyılarında uçuşan. Bulutları iten onun soluğu, çanları uyumlu kılan onun sesiydi. Büyük bir hayranlık içinde orada öylece duruyor. Duvarların serinliğinin, kilisenin dinginliğinin tadını çıkarıyordu. Doğmalara gelince onlardan hiçbir şey anlamıyor. Anlamaya da çalışmıyordu. Papaz konuşuyor, çocuklar ezberlerini okuyor. O da sonra da uyuyakalıyor ama ansızın eve giden çocukların tahta papuçlarını döşeme taşlarına çıkardığı takırtıyla uyanıyordu. İşte böyle dinleye dinleye temel dil bilgilerini edindi. Ve bundan sonra Virgin'in bütün yaptıklarını taklit etmeye başladı. Onun gibi oruç tutuyor, onun gibi günah çıkartıyordu. Şaraplı ekmek yortusunda sokakta birlikte bir sunak hazırladılar. Kızın ilk komünyonu çok öncesinden telaşlara düşürdü Felicity'yi. Ayakkabılar, tespihler, kitap, eldivenler için koşuştu durdu. Kızı giydirirken annesine nasıl da titreyerek yardım etti. Tüm ayin boyunca içinde bir sıkıntı duydu. Önünde oturan Bay Bowers koronun bir bölümünü görmesini engelliyordu. Ama tam karşısında indirilmiş duvaklarının üstüne beyaz taçlar giymiş bakireler sürüsü
karlar içinde bir tarla oluşturuyordu ki ve sevgili küçüğü uzaktan ötekilerden daha narin boynu ve düşünceleri odaklanmış halinden tanıyordu. Çan çaldı, başlar eğildi, bir sessizlik oldu. Orgun çınlayan sesiyle birlikte kilise şarkıcıları ve kalabalık Agnus Dei söylemeye başladılar. Sonra oğlanların geçidi başladı. Ardından da kızlar ayağa kalktılar. Ellerini kavuşturup adım adım ışıltılar içindeki sunağa doğru yürüyor. İlk basamakta diz çöküyor. Sırayla kutsal ekmeği tadıyor. Sonra da aynı düzen içinde doğa sıralarına geri dönüyorlardı. Virgin'in sırası geldiğinde Felicity onu görmek için eğildi ve gerçek sevgilerin insana verdiği bir düş gücüyle bu çocuk kendisiniymiş gibi geldi ona. Yüzü kendi yüzüne dönüşüyor. Giysisini kendisi giyiyor. Çocuğun yüreği kendi göğsünde atıyordu sanki. Göz kapaklarını indirip ağzını açma anı geldiğinde bayılacak gibi oldu. Ertesi sabah erkenden kiliseye giderek papazdan kendisine de komünyon vermesini istedi. Kutsal ekmeği tadarken sofuca duygular içindeydi ama aynı olağanüstü lezzeti bulamadı. Bayan abinin kızının iyi yetişmiş biri olmasını istiyordu ve Guyot ona ne İngilizce ne de müzik öğretebildiği için kızı Honfleur'daki Ursulinis rahibelerine yatılı göndermeye karar verdi. Çocuk buna karşı çıkmadı. Felicity oflayıp pufluyor, madamı duygusuzlukla suçluyordu. Sonra belki de hanımefendi haklıdır diye düşündü. Bu işler onun anlayacağı işler değildi. Sonunda bir gün kapının önünde üstü kapalı eski bir araba durdu. Ve arabadan matmazeli almaya gelmiş bir rahibe indi. Felicity bavulları arabanın tepesine yükledi. Arabacıya tembihlerde bulundu. Arabanın arkasına 6 reçel kavanozu, bir düzin armut ve bir demet menekşe yerleştirdi. Virgin son anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Annesinin boynuna sarılıyor. O da kızın alnından öperken "Haydi canım, cesaret, cesaret!" diye ineliyordu. Basamak kaldırıldı ve araba yola koyuldu. İşte o zaman Bayan abin bir baygınlık geçirdi. Akşam da bütün dostları Lorimer çifti, Madame La Chaptes, şu Mademoiselle Rockefeller, Monsieur Hopile ve Boris onu avutmaya geldiler. Kızından yoksun kalmak önceleri çok acı verdi Bayan abine. Fakat haftada 3 kez ondan mektup alıyor, diğer günlerde de o yazıyor, bahçesinde dolaşıyor, biraz okuyor ve böylece saatlerin boşluğunu dolduruyordu. Felicity alışkanlıkla her sabah Virgin'in odasına giriyor ve duvarlara bakıyordu. Artık onun saçlarını tarama, potinlerini bağlama, yatak örtüsünü sıkıştırma gibi işler yapmak zorunda olmamak, her an sevimli yüzünü görememek, birlikte dışarı çıktıklarında elini tutamamak canını sıkıyordu. Bu işsizlikle dantel örmeye çalıştı. Fakat fazla kaba parmakları ile iplikleri koparıyor, kafası hiçbir şey almıyor, uykusuzluk çekiyor, kendi deyişiyle bittiğini söylüyordu. Sıkıntısını biraz dağıtmak için yeğeni Victor'u konuk etme izni istedi. Oğlan pazarları ayinden sonra yaka bağrı açık, yanakları pembe ve geçip geldiği kırların kokusuyla geliyordu eve. Felicity hemen ona sofra kuruyor, karşı karşıya oturup yemek yiyorlardı. Fazla para harcamamak için kendini olabildiğince az yerken oğlan öylesine tıka basa doyuruyordu ki sonunda uyuyup kalıyordu Victor. Akşam çanlarının ilk vuruşunda onu uyandırıyor. Pantolonu fırçalıyor, kravatını bağlıyor ve anaç bir gururla koluna girip kiliseye götürüyordu. Anne babası hep bir şeyler sızdırmakla görevlendiriyorlardı çocuğu. Bir kutu ham şeker, sabun, alkol, kimi zaman para bile istiyorlardı. Söküklerini getirip diktiriyor, o da bu işi oğlanı bir daha gelmeye zorladığı için seve seve yapıyorlardı. Ağustos ayında babası çocuğu bir kıyı seferine götürdü. Tatil zamanıydı. Çocukların eve gelmesi Felicity'ye avuttu ama Paul gitgide huysuz bir çocuk oluyordu. Virgin de senle benimle olacak yaşa geçmişti ve bu aralarında bir tedirginlik, bir engel oluşturuyordu. Victor art arda Morley'e, Dunkerque'e, Brighton'a gitti.
Her yolculuk dönüşünde bir armağan getiriyordu ona. İlk seferinde deniz kabuklarından bir kutu getirdi. İkincisinde bir kahve fincanı. Üçüncüsünde insan biçimli kocaman baharatlı bir ekmek. Öte yandan gitgide güzelleşiyordu çocuk. İyice boy atmış, bıyıkları terlemişti. Bakışlarında iyilik ve içtenlik okunuyor. Kafasındaki küçük deri kasketi bir kaptan gibi geriye itiyordu. Arada denizcili özgü sözcükler kullanarak öyküler anlatıyor, eğlendiriyordu Felicite'yi. Bir pazartesi Victor ona bir uzun yol seferine katılacağını bildirdi. 2 gün sonra gece vakti Honfleur yolcu gemisiyle kısa süre sonra Le Havre'da yola çıkacak, yelkenlisine gidecek. Belki de 2 yıl dönmeyecekti. Böylesi bir eksikliğin düşüncesi Felicite'yi çok üzdü. Ona bir kez daha veda edebilmek için çarşamba akşamı madamın yemeğinden sonra galoşların ayağına geçirdi ve Pont-Yves'den Honfleur'e giden 4 fersahlık yolu bir solukta yürüdü. Haçlı tepenin önüne geldiğinde sola sapacağına sağa döndü. Çekeklerde kayboldu. Geri döndü. Yanaştığı insanlar acele etmesini söylediler. Palamarlara takıla takıla gemilerle dolu havuzun çevresini dolaştı. Sonra zemin alçaldı. Işıklar kesişti ve gökte atlar görünce delirdiğini sandı. Başka bazı atlar da rıhtımı kıyısında denizden korkmuş kişniyorlardı. Bir palanga onları havaya kaldırıyor ve bir gemiye indiriyordu. Gemide elma şarabı fıçılar, peynir sepetleri, tohum torbaları arasında yolcular itişip kakışıyor, tavukların gıdakladığı duyuluyor ve bir miço bütün bunlarla ilgilenmeden Griva babasına dirseklerine dayamış duruyordu. Onu tanımamıştı Felicite ve Victor diye bağırıyordu. Oğlan başını kaldırdı. Felicite tam ileri atılacakken ansızın iskele alındı. Kadınların şarkı söyleyerek el sallığı yolcu gemisi limandan çıktı. Omurgaları gacırdıyor. Kocaman dalgalar provasını kamçılıyordu. Yelken dönmüştü. Hiçbir şey görünmez oldu daha sonra. Gemi ayın güneş gibi parlattığı denize gitgide solan kara bir lekeye dönüştü. Sonunda gömüldü, gözden kayboldu. Haçlı Tepe'nin yanından geçerken Felicite en sevdiği varlığı Tanrı'ya emanet etmek istedi ve gözlerinden sicim gibi yaşlar akarak ayakta, gözleri bulutlarda uzun uzun dua etti. Kent uykudaydı. Gümrükçüler ortalıkta dolaşıyor. Alavera havuzunun deliklerinden bir sel gürültüsüyle ve hiç durmaksızın sular akıyordu. Saat 2'yi çaldı. Görüşme odası sabah olmadan açılmayacaktı. Gecikirsem adamı kızdıracağı kesindi. Bu yüzden öbür çocuğa sarılma isteğini bastırıp geri döndü. Pontive girdiğinde hanın kızları yeni uyanıyorlardı. Demek aylarca dalgalar üstünde sallanacaktı yumurcak. Önceki yolculuklar onu korkutmamıştı. İngiltere ya da Britanya'dan dönülürdü. Ama Amerika, koloniler, antiler hepsi de dünyanın öbür ucunda belirsiz bir yerde kaybolmuş ülkelerdi onun için. Bundan sonra Felicite yalnızca yeğenini düşündü. Güneşli günlerde susuz kalmasından, fırtına çıktığında yıldırım çarpmasından korkuyordu. Kışın bacada homurdanıp ardoğaz kirmitleri uçuran rüzgarı dinlerken, kırık bir direğin tepesinde bedeni arkaya eğilmiş ve köpükleri içinde aynı fırtınayla boğuştuğunu görür gibi oluyor ya da vahşilere yem oluyor, bir ormanda maymunların eline düşüyor, ıssız bir kumsalla can çekişiyordu. Ve hiçbir zaman bu korkularından söz etmiyordu Felicite. Bayan Owen ise kızıyla ilgili başka korkuları vardı. Rahibeler onun sevgi dolu ama biraz kırılgan olduğunu söylüyorlardı. En küçük bir heyecan bile sinirlerini etkiliyordu. Piyanoyu bırakmak zorunda kaldılar. Annesi mektuplarının düzenli olarak gönderilmesini manastırdan ısrarla istemişti. Postacının henüz gelmediği bir sabah sabırsızlandı. Salonda koltuğundan pencereye gidip gelmeye başladı. Gerçekten olağanüstü bir durumdu bu. 4 gündür haber yoktu kızından. Kendini örnek verip onu atmak istedi Felicite. Ben madam 6 ay oldu haber almayalım. Kimden haber almadınız? Hizmetçi yavaşça yanıttı. Yeğenimden elbette. Yeğenizden demek. Ve omuz silkerek yürümeyi sürdürdü bayan abin. Söylemek istediği şuydu belki. Unutmuştum.
Üstelik umurumda bile değil. Bir miço, bir baldır açıp bak şu işe bak. Oysa benim kızım, düşünün bir. Katı koşullarda yetişmiş olmasına karşın madama kızdı Felicity. Sonra da unuttu. Çocuk yüzünden insanın aklını kaçırması çok doğal geliyordu ona. İki çocuk da aynı derecede önemliydi. Yüreğinde bir bağ onları birleştiriyordu. Yazıkları da benzer olacaktı. Eczacı, Victor'un gemisinin Havana'ya ulaştığını söyledi ona. Haberi bir gazetede okumuştu. Puroları yüzünden insanların tütün içmekten başka bir şey yapmadığı bir ülke gibi düşünüyordu Havana'yı. Ve Victor bir duman bulutu içinde zenciler arasında yürüyordu. Zorunluluk durumunda karayoluyla dönülebilir miydi oradan? Pontive ne kadar uzaklıktaydı? Öğrenmek için Bay Bauer ise sordu. O da atlasına uzandı ve boylamlar üstüne açıklamalara başladı. Felicity'nin şaşkınlığı karşısında bir de bilgiç bilgiç gülümsedi. Sonunda kurşun kalemiyle yumurta biçim bir lekelin girinti çıkıntılarında zor seçilen kara bir noktayı gösterdi ve işte dedi. Felicity haritaya eğildi. Bu renkli çizgiler ağa gözlerini yoruyor ama gördüklerinden hiçbir şey anlamıyordu. Boris neye takıldığını sorduğunda Victor'un oturduğu evi göstermesini rica etti. Boris kollarını kaldırdı, hapşırdı, kahkahalarla güldü. Bu denli büyük bir saflık onu eğlendiriyor. Felicity ise bunun nedenini anlamıyordu. Aslında yeğeninin portresini bile görmeye uyumuş olabilirdi orada. Zekası o denli sınırlıydı. Bundan 15 gün sonra Leward her zamanki gibi pazarın kurulma saatinde mutfağa girdi ve eniştesinden bir mektup getirdi ona. İkisi de okuma bilmediğinden hanımefendiye başvurdular. Bir örgünün ilmeklerini sayan Bayan Alwyn işini yanına bıraktı, mektubu açtı, irkildi. Alçak sesle ve gözlerinde derin bir bakışla "Bir felaket haberi bu," dedi. "Yeğeniniz ölmüştü. Başka bir şey söylemiyordu mektupta." Felicity bir sandalyeye yığıldı. Kafasını duvara yasladı. Gözlerini kapadı. Ansızın pembe kesilmişti göz kapakları. Sonra başını eğdi. Elleri sarkmış, gözleri bir noktaya dikili. "Zavallı küçüğüm benim. Zavallı küçüğüm," diye yineledi durdu. Leibart içini çekerek ona bakıyor. Bayan abin hafifçe titriyordu. Trovi ile gidip kız kardeşini görmesini önerdi. Felicity bir el işaretiyle buna gerek duymadığı yanıtını verdi. Bir sessizlik oldu. Leibart çekilme zamanının geldiğini düşündü. "Onların umurunda bile olmaz," dedi Felicity. Başı yeniden önüne düştü. Kurulmuş makine gibi durup durup iş masasındaki uzun tığları kaldırıyordu. Aludan ıslak çamaşır yüklü, suları damlayan bir tezkereyle kadınlar geçti. Pencereden onları görünce aklına çamaşırları geldi. Akşamdan basmıştı. Bugün çitelemek gerekiyordu ve salondan çıktı. Çamaşır tahtasıyla fıçısı Tukes kıyısındaydı. Su kenarına bir gömlek yığını attı. Kollarını sıvadı. Tokacın elini aldı. Güçlü vuruşları yanındaki bahçelerden duyuluyordu. Çayırlar ıssızdı. Rüzgar ırmağı dalgalandırıyor. Dipte uzun otlar, yüzen cesetlerin saçları gibi eğilip bükülüyordu. Felicity içine gömüyordu acısını. Ve akşama dek çok sağlam göründü. Ama odasına adım atar atmaz, şiltesine yüzünü kapandı, yüzüstü kapandı. Yüzünü yastığa gömdü. İki yumruğu şakaklarında kendini koyverdi. Çok çok sonra Victor'un kaptanın ağzından oğlanın nasıl öldüğünü öğrendi. Sarı hummaya yakalandığında hastanede çok fazla kanın almışlardı. Dört doktor birden tutuyormuş çocuğu. Hemen ölmüş ve başhekim "iyi biri daha gitti" demiş. Akrabalar hep kaba davranmışlardı Felicity'ye. Onları bir daha görmek istemedi.
Onlar da herhangi bir adım atmadılar. Ya onu unuttukları için ya da sefillere özgü o yürek katılaşması yüzünden. Virgin gittikçe zayıf düşüyordu. Göğüs sıkışmaları, öksürük, sürekli bir ateş ve elmacık kemiklerinde mermer damarlarını andıran lekeler. Derin bir rahatsızlığı açığa vuruyorlardı. Monsieur Poupart bir süre Provence'de kalmasını önermişti. Bayan Aubin kızı oraya götürmeye karar verdi ve Pontivin kötü havası olmasa onu hemen eve alacaktı. Araba kiralayan biriyle bir anlaşma yaptı. Adam her salı onu manastıra götürdü. Bahçede sehnerine bakan bir taraça vardı. Virgin o taraçada annesinin kolunda asma yaprakların üstünde yürüyordu. Uzaktaki yelkenlilere ve Tankerville çantosundan Le Havre'ın fenerlerine dek uzanan ufka bakarken bulutlardan sıyrılan güneş zaman zaman gözlerini kırpıştırmasına neden oluyordu. Sonra gidip çardağın altında dinleniyorlardı. Annesi küçük bir fıçıda en iyisinden Malaga şarabı getiriyor. Kız da sarhoş olma düşüncesine gülerek en fazla bir iki yudum içiyordu bu şaraptan. Yeniden güçlendi. Güz yavaş yavaş geçti. Felicity Bayan Avery'nin içini rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat alışverişe çıktığı bir akşam kapının önünde Bay Poupart'ın körüklü arabasıyla karşılaştı. Adam girişteydi. Bayan abinin de şapkasını bağlıyordu. Hemen ayak ısıtıcımı, para kesimi, eldivenlerimi verin. Haydi çabuk olun. Virgin'in ciğerleri kan toplamıştı. Belki de umutsuzdu durum. Daha değil, dedi doktor. İkisi birden uçuşan kar taneleri altında arabaya bindiler. Gece olmak üzereydi. Hava çok soğuktu. Felicity bir mum yakmak için kiliseye daldı. Sonra da arabanın arkasından koşmaya başladı. Bir saat sonra onu yakaladı. Hafifçe arkasına atıverdi kendini. Burma süslere tutunmuş gibi gidiyordu ki aklına bir şey geldi. Avluyu kapatmamıştı. Ya hırsız girerse? Ve arabadan indi. Ertesi sabah şafakla doktorun kapısına dikildi. Fakat adam dönmüş ve yeniden kırda bir yerlere gitmişti. Sonra gidip handa oturdu. Yabancı birilerinin mektup getirmesini umuyordu. En sonunda gün ağarırken Lisieux'a giden yolcu arabasına bindi. Manastır dar ve dik bir sokağın ucundaydı. Yokuşun ortasına doğru tuhaf sesler duydu. Ölüm çanı çalıyorlardı sanki. Başkaları içindir diye düşündü ve kapının tokmağını sertçe çekti. Birkaç dakika sonra sürünen terlik sesleri duyuldu. Kapı aralandı ve bir rahibe göründü. Biraz eğriti bir ağırbaşlılıkla kızın göçtüğünü söyledi rahibe. Bu arada Aziz Leonard Kilisesi'nin çan sesleri gitgide güçleniyordu. Felicity ikinci kata çıktı. Odanın eşiğine geldiğinde sırt üstü yatan Virgin'i gördü. Elleri bitişik, ağzı açık. Ona doğru eğilmiş kapkara bir haçın altında başı arkaya kayık yatıyordu. Çevresinde yüzünden daha soluk. Kıpırtısız perdeler asılıydı. Bayan abin kollarıyla sarıldığı yatağın ayak ucunda can çekişir gibi hıçkırıyordu. Baş rahibe sağda ayakta duruyordu. Komodinin üstünde üç şamdan üç kırmızı leke oluşturuyor. Ve pencereler sis yüzünden bembeyaz görünüyordu. Birkaç rahibe Bayan abini götürdüler. İki gece boyunca ölünün başından ayrılmadı Felicity. Aynı duaları yeniliyor. Örtülere kuslanmış su serpiyor. Sonra yeniden oturup onu seyrediyordu. Birinci gecenin sonunda yüzün sarardığını, dudakların morardığını, burnun büzüldüğünü, gözlerin çukura kaçtığını fark etti. Birkaç kez öptü onları ve onda Virgin gözlerini açsaydı çok şaşırmazdı. Böylesi ruhlar için doğaüstü son derece basittir. Kızı temizledi, kefenine sardı, tabutuna koydu, başına bir taç yerleştirdi, saçlarını yaydı.
Sarıydı bu saçlar ve kızın yaşına göre olağanüstü uzunluktaydı. Felicite onlardan koskoca bir tutam kesti ve bir daha yanından ayırmama kararıyla yarısını Mintan'ın göğsüne yerleştirdi. Bay Nobby'nin dileğine uyularak ölü Pontiff'e getirildi. Kadın kapalı bir arabada cenazenin peşinden gidiyordu. Ayinden sonra mezarlığa ulaşmak 3 çeyrek saatlerini daha aldı. Paul önde yürüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bay Bowers onun arkasındaydı. Ardından kentin önde gelen kişileri, siyah pelerinlere bürünmüş kadınlar geliyordu. En arkadan da Felicity. Yeğenini düşünüyor, ona böyle bir tören düzenleyemediği için sanki ötekiyle birlikte o da gömülüyormuşçasına bir kat daha üzülüyordu. Bayan abinin acısı sonsuzdu. Önce Tanrı'ya isyan etti. Kızını almakla, kimseye kötülük etmemiş, vicdanı bu denli temiz bir kız almakla haksızlık etmişti. Ama hayır, onu güneye götürmeliydi. Belki başka doktorlar kurtarabilirlerdi. Kendini suçluyor, kızının yanına gitmek istiyor, düşlerinde acı çığlıklar atıyordu. Bu düşlerden biri özellikle yakasını bırakmıyordu. Kocası bir gemici kılığında uzun bir yolculuktan geliyor ve ağlayarak Virginia'yı götürmek için emir aldığını söylüyordu. Bunun üzerine saklanmış olabileceği yeri bulmak için baş başa veriyorlardı. Bir seferinde bahçeden allak bullak döndü içeriye. Az önce baba ve kız birbiri ardından ona görülmüşlerdi. Hiçbir şey yapmıyor, yalnızca bakıyorlardı. Birkaç ay ölü gibi odasından çıkmadı. Felicite tatlı tatlı öğütler veriyordu ona. Oğlu için kendine bakmalıydı. Hem de öteki için onun anısına. O mu? Diyordu bayan abin. Uykudan uyanır uyanmaz. Ah, evet. Siz onu unutmuyorsunuz. Bir anıştırmaydı bu. Kendisine kesinlikle yasaklanan mezarlığı kastediyordu. Felicity oraya her gün gidiyordu. Saat tam 4'te evlerin kenarından geçiyor, yamacı tırmanıyor, mezarlığın kapısını açıyor ve Virginia'nın mezar önüne geliyordu. Pembe mermerden yapılmış küçük bir sütundan oluşuyordu mezar. Altında bir taş levha, dört yanında da küçük bir bahçeyi çevreleyen zincirleri vardı. Bahçeciğin tarhları çiçekten bir örtü altında kayboluyordu. Felicite yaprakları suluyor, kumları değiştiriyor, toprağı daha iyi işleyebilmek için dizlerinin üstüne çöküyordu. Sonunda mezarlığa gelebildiğinde gördükleri bayan abinin içini rahatlattı. Bir tür umut verdi. Sonra yıllar geçti. Hepsi birbirinin aynı. Paskalya, Meryem'in göğe yükselişi, tüm ermişler yortusu gibi büyük bayramların dönüp dönüp gelişi dışında önemli bir olaya sahne olmayan yıllar. Evde olup biten bazı şeylere tarih düşülüyor ve sonradan onlara gönderme yapılıyordu. Örneğin 1825'te iki camcı giriş bölümünü badana ettiler. 1827'de çatıdan bir parça alıyor düştü ve az daha birini öldürüyordu. 1828 yazında kutsal ekmeği sunma sırası madama geldi. Bowers o sıralar gizem bir biçimde ortadan kaybolmuştu. Bu arada eski tanıdıklar da yavaş yavaş çekip gittiler. Guyot, Livard, Madame Lechaufis, Löberin, uzun zamandır inmeli Granville dayı. Bir gece posta arabasının sürücüsü Pont-Yves ve Temmuz devriminin haberini ulaştırdı. Birkaç gün sonra da ilçeye yeni bir kaymakam atandı. Amerika'dan gelen eski konsolos Baron de Larsonnière idi bu ve karısı dışında baldızı ve onun yetişkin 3 kızıyla yaşıyordu. Bahçelerinde önlüklerini giymiş otururken görebiliyordunuz onları. Bir zenci uşakları, bir de papağanları vardı. Bayan abini ziyarete geldiler. O da karşılık vermeden geri kalmadı. Ne zaman uzaktan görünseler, hanımına haber vermek için koşuyordu Felicite.
Fakat Bayan abinin tek bir şey heyecanlandırabiliyordu artık. Oğlunun mektupları. Kahvelerden başını alamadığı için iş güç sahibi olamamıştı Paul. Borçlarını annesi ödüyor, o da yeniden borçlanıyor ve pencere kenarında örgü ören Bayan abinin iş çekmeleri, mutfakta çıkrığını çeviren Felicity'ye dek geliyordu. Duvar dibindeki meyve ağaçları boyunca birlikte yürüyor ve her zaman Virgin'den söz ediyorlardı. Falanca şey hoşuna gider miydi? Falanca durumda ne derdi acaba? Kızın bütün eşyası iki yataklı odadaki küçük dolapta duruyordu ve Bayan abin olabildiğince az ilgileniyordu onlarla. Bir yaz günü olabileceklere boyun eğdi ve açılan dolaptan kelebekler uçuştu dışarıya. Kızın giysileri bir rafın altına sıralanmıştı. Rafta da üç bebek, çemberler, oyuncak ev eşyası ve kullandığı küvet duruyordu. İç etekleri, çorapları, mendilleri çıkardılar, iki yatağın üstüne yaydılar. Sonra da yeniden katladılar. Güneş bu zavallı nesneleri aydınlatıyor, lekelerini beden hareketleriyle oluşmuş kırışıkları ortaya çıkarıyordu. Hava sıcak ve maviydi. Bir ardıç kuşunun cıvıltısı duyuluyordu uzaktan. Her şey derin bir dinginlik içinde yaşıyor gibiydi. Sonra uzun kahverengi tüylü kumaştan küçük bir şapka buldular. Fakat her yanını güve yemişti. Felicity onu kendine istedi. İki kadının gözleri buluştu. Yaşla doldu. Sonunda hanımefendi kollarını açtı. Hizmetçi bu kollara atıldı ve birbirine saldırdılar. Onları eşit kılan bir öpücükle acılarından avundular. Yaşamlarında ilk kez oluyordu bu. Bayan abin duygularını dışa vuran biri değildi. Felicity bir iyilik görmüşçesine gönül borcu duydu ve bundan sonra neredeyse hayvansal bir bağlılıkla, dinsel bir saygıyla bağrına bastı bunu. Yüreğindeki iyilik zamanla arttı. Sokaktan geçen bir alayın trompetlerini duyduğunda bir elma şarabı testisiyle çıkar, askerlere içecek dağıtırdı. Koleralı hastalara bakardı. Polonyalıları korurdu. Aralarından biri onunla evlenmek istediğini bile söylemişti. Ama araları çok çabuk bozuldu. Bir sabah doğadan döndüğünde onu mutfağında buldu çünkü. Adam içeri girmiş, sirke salçalı bir yemek yapmış, sakin sakin atıştırıyordu. Polonyalı'nın ardından sıra Kornwich Baba'ya geldi. 93'te korkunç şeyler yaptığı söylenen yaşlı bir adamdı bu. Irmağın kıyısında bir domuz ahırının yıkıntılarında yaşıyordu. Sokak çocukları duvarın yarıklarından onu gözlüyor, attıkları taşlar aksıra tıksıra yattığı sefil yatağa düşüyordu. Saçları çok uzun, göz kapakları her zaman kıpkırmızıydı ve kolunda kafasından büyük bir ur vardı. Felicity ona çamaşır götürdü, barınağını temizlemeye çalıştı ve madamı rahatsız etmeden fırının yanında bir köşeye yerleştirme hayalleri kurdu. Kanser patladığında her gün pansuman yaptı koluna. Arada sırada ona peksimet götürüyor, dışarı çıkartıp güneşe, samanlar üstüne yerleştiriyor. Zavallı yaşlı adam da ağzından salları akıp titreyerek ölgün sesiyle teşekkür ediyor. Onu yitirmekten korkuyor. Uzaklaştığını görür görmez ellerini uzatıyordu. Öldü. Felicity de ruhunun huzura kavuşması için kilisede bir ayin yaptırdı. O gün ona büyük mutluluk veren bir şey oldu. Akşam yemeğinde Madame de Larsonnière'in zenci uşağı elinde papağanla kapıda belirdi. Kuş kafeste tüneyi, zinciri, kilidi de yanındaydı. Baronesin bir mektubu Bayan abine kocası bir yerin valiliğine yükseltildiği için o akşam yola çıkacaklarını bildiriyor ve hem bir anı hem de saygılarının bir belirtisi olarak bu kuşu kabul etmesini rica ediyordu. Çoktandır Felicity'nin kafasını kurcalıyordu bu kuş. Çünkü Amerika'dan geliyordu ve bu sözcük ona Victor'u anımsatıyordu. Bu yüzden Zenci'ye sorular sormuş bir seferinde bizim madamın olsa çok sevinirdi bile demişti. Zenci bunu efendisine iletmiş, o da yanında götüremeyeceği kuştan böylece kurtulmayı düşünmüş olmalıydı. Adı Lulu'ydu. Gövdesi yeşil,
Kanatların ucu pembe, alnı mavi, göğsü altın sarısıydı. Fakat dayanılmaz huyları vardı. Tüneyini sırıyor, tüylerini yoluyor, pisliklerini ortalığa yayıyor, suyunu her yana sıçratıyordu. Bayan Avni'nin canını sıkıyordu bunlar ve onu temelli Felisti'ye verdi. O da kuşu eğitmeye girişti. Kısa süre sonra sevimli çocuk, uşaklar, bayım, selam sana Meryem sözcüklerini inlemeye başlamıştı. Her zaman kapının yanında, basamakların köşesinde duruyordu. Jakut denince neden bakmadığına şaşanlar oldu. Bütün papağanların adı Jakut değil miydi? Onu kuş beyinlerle ya da aptallarla karşılaştırıyorlardı. Felicity'nin yüreğine birer hançer gibi saplanıyordu bunlar. Ulu da tuhaf bir inatla ona bakıldığı an konuşmayı kesiyordu. Yine de arkadaş arıyordu anlaşılan. Pazar günleri şu Mademoiselle Rockefeller, Monsieur de Hopewell, sonra da yeni tanıdıklar Eliza Geoffrey, Bay Warren ya da Yüzbaşı Matthew kağıt partileri çevirirken kanatlarıyla camlara vuruyor ve öylesine öfkeyle çırpınıyordu ki kimse kimseyi duymaz oluyordu. Boris'in suratı ona çok tuhaf geliyordu besbelli. Onu görür görmez gülmeye, üstelik kahkahalarla gülmeye başlıyordu. Sesi avluda çın çın ötüyor, yankılanıyor. Komşular camlara çıkıyor ve onlar da gülmeye başlıyorlardı. Bay Boris de papağana görünmemek için duvar dibinden yürüyor. Şapkasıyla yüzünü gizliyor. Irmağa kadar ilerliyor. Sonra da bahçe kapısından giriyordu içeri. Kuşa pek sevgiyle baktığı da söylenemezdi. Kafasını sepetine daldırınca kasap çırağından sıkı bir fiske yemişti Lulu. O gün bugündür de gömleğinin içinden onu gagalamaya çalışıyordu. Fabu, kuşun boğazını sıkı vereceğini söyleyerek gözdağı veriyordu. Ama kollarının dövmelerine ve kocaman favorilerine karşın acımasız bir çocuk değildi. Tersine papağanı hoşlanıyordu ve eğlence olsun diye ona küfürler öğretmeyi de götürmüştü işi. Bu tavırlardan ürken Felicity kuşu mutfağa aldı, zinciri çıkartıldı ve evde dolaşmaya başladı. Merdivenden inerken gagasının eğrisini basamaklara yaslıyor ve önce sağ sonra da sol ayağını kaldırıyordu. Böylesi bir jimnastiğin başını döndürmesinden korkuyordu Felicity. Hastalandı. Yemeden içmeden ve konuşmadan kesildi. Dilinin altında bir katılık oluşmuştu. Tıpkı zaman zaman tavuklarda olduğu gibi. Felicity bu ince tabakayı tırnağıyla kopartarak onu iyileştirdi. Günün birinde Bay Paul, burnuna purosunun dumanını üfleme düşüncesizliğini gösterdi. Başka bir seferde Bayan Lorma, onu şemsiyesinin ucuyla kızdırırken şemsiyenin bileziğini yuttu. En sonunda da kayboldu. Serinlesin diye kuşu otların üstüne koymuştu Felicity. Bir dakikalığına uzaklaşmış, geri geldiğinde de papağan sıra kadem basmıştı. Önce çalılarda aradı, ardından su kıyısına baktı. ''Dikkat ediniz, delirdiniz mi?'' diye bağıran efendisini dinlemeden çatılara çıktı. Daha sonra Pontiev'in bütün bahçelerini bir bir aradı. Yoldan geçenleri durdurup ''Papağanımı göreniz oldu mu? Bir yerde rastlamışsınız belki?'' diye sordu. Papağanı tanımayanlara betimliyordu onu. Ansızın değirmenlerin arkasında, yamacın dibinde uçuşan yeşil bir şey görür gibi oldu. Fakat yamacın tepesine vardığında hiçbir şey yoktu ortalıkta. Bir gezgin çerçi onu az önce St. Melaine'de Simon Ana'nın dükkanında gördüğünü söyledi. Felicity oraya koştu. Ne dediğini bile anlamadılar. Sonunda bitkin, pabuçları lime lime, istemeye istemeye eve döndü ve madamın yanına sıranın ortasına oturmuş tüm çabalarını anlatıyordu ki birden hafif bir ağırlık kondu omzunun üstüne. Lulu, ne cehennemdeydi şimdiye dek. Belki de yalnızca gezmeye çıkmıştı çevrede. Kendine gelmesi kolay olmadı ya da belki de bu olayın etkisinden hiçbir zaman kurtulamadı. Bir üşütme sonucunda anjine yakalandı. Az zaman sonra da kulakları rahatsızlandı. 3 yıl sonra bütünüyle sağır olmuştu. Kilisede bile bağıra bağıra konuşuyordu. Gerçi günahları psikoposluğun dört bir yanından duyulabilir ve bu ne onu utandırır ne de kimseyi rahatsız ederdi ama papaz yine de ayin eşyasının durduğu oda dışında günah çıkartmamasının daha uygun olacağına karar verdi. Hayal ürünü uğultular rahatsızlığına tuz biber ekti. Hanımı sık sık ''Tanrım ne kadar aptalsınız'' diyor. O da ''Evet madam'' yanıtını verip
Çevresinde bir şeyler aramaya başlıyordu. Düşüncelerinin küçük çemberi daha da daraldı. Çan sesleri, öküzlerin böğürtüleri yoktu artık. Bütün varlıklar bir hayalet sessizliği içinde diviniyorlardı. Artık tek bir gürültü ulaşıyordu kulağına. Papağanın sesi. Papağan da sanki onu oyalamak ister gibi ocaktaki şiş çeviren düzeninin tıkırtısını, balık satıcısının keskin çağrısını, karşıdaki marangozun testere sesini taklit ediyor, kapı çaldığında da bayan abin gibi bağırıyordu. Felisite, kapı, kapı. Konuşmalar geçiyordu aralarında. Kuş bıktırana kadar dağarcığındaki üç tümceyi yineliyor. Felisite de onlardan daha tutarlı olmayan ama yüreğindekileri açığa vuran sözcüklerle yanıt veriyordu. İçine itildiği yalnızlıkta onun için neredeyse bir oğul, bir sevgili olmuştu Lulu. Parmaklarına tırmanıyor, dudaklarını gagalıyor, başlığına tünüyor ve başını süt anneler gibi sallayıp öne eğdiğinde başlığın geniş kanatlarıyla kuşun kanatları birlikte titreşiyorlardı. Havada bulutlar birikip gök gürlediğinde çığlıklar atıyordu papağan. Belki de doğuda ormanların sağanaklarını anımsıyordu. Oluklardan taşıp akan yağmur suyu onu iyice çileden çıkartıyor, bir oraya bir buraya uçuyor, tavana tırmanıyor, her şeyi deviriyor ve pencereden çıkıp bahçedeki su birikintilerinde kanatlarını çırpıştırıyordu. Ama sonra çabucak geri dönüyor ve ocak ızgaralarından birine konup kanatlarını kurutmak için olduğu yerde sıçrayıp dururken bir kuyruğunu, bir gagasını gösteriyordu. O korkunç 1837 kışı bir sabah soğuk yüzünden ocağın önüne yerleştirdiği kafesinde papağanın ölü buldu Felicity. Tepetaklak düşmüş ve tırnakları tellere geçmişti. Bir iç kanama yüzünden ölmüş olmalıydı. Felicity, kuşun maydanozla zehirlendiğine inandı ve ortada hiçbir kanıt olmamasına karşın favudan kuşkulandı. O kadar çok ağladı ki sonunda hanımı "Tamam, haydi doldursun onu." dedi. O da gidip papağanını her zaman iyi davranan eczacıya danıştı. Eczacı Lahavra yazdı. Felaç aradığında biri işi üstlendi ama yolcu arabası zaman zaman paketleri kaybettiği için Felicity kuşu Honfleur'e de kendi götürmeye karar verdi. Yol boyunca yapraksız elma ağaçları birbirini izliyordu. Hendekler buzla kaplıydı. Çiftliklerin çevresinde köpekler havlıyor. Elleri kısa mantosunun içinde, ayaklarında küçük kara tahta pabuçları, kolunda sepeti, yol ortasının hızlı adımlarla yürüyordu. Ormanı aştı, ulu meşeye geçti. St. Gate'ine geldi. Arkasından toz duman içinde, yokuş aşağı daha da hızlanmış, dört nala bir posta arabası fırtına gibi yaklaşıyordu. Bu yana çekilme zahmetine katlanmayan kadını gören arabacı, körünün üstünden ayağa kalktı. Öndeki sürücü de bağırıyor ama dizginleyemediği dört at gitgide hızlanıyordu. İlk iki at kadına değecekken dizgilerini sert bir hareketiyle onları yolun kıyısındaki toprak şeride çıkardı. Yanından geçerken de öfkeyle kolunu havaya kaldırdı ve kocaman kamçısıyla karnından ensesini öyle bir vurdu ki Felicity sırt üstü yere devrildi. Kendine geldiğinde ilk yaptığı şey sepetini açmak oldu. Neyse ki Lulu'nun hiçbir şeyi yoktu. Sağ yanağında bir acı duydu. Yanağına dokundurduğu elleri kıpkırmızı oldu. Kan akıyordu. Azıcık çakıllık bir yer bulup oturdu. Mendilini yüzüne bastırdı. Sonra da önlem olarak sepetine koyduğu bir kabuğu ekmeği yedi. Kuşa bakarak yarasını unutuyordu. Tepeye geldiğinde Höfler'in gecenin içinde bir avuç yıldız gibi kırpışan ışıklarını gördü. Daha ötede belli belirsiz bir leke gibi deniz uzanıyordu. İşte o zaman eli ayağı kesildi ve durdu. Çocukluğunun sefaleti, ilk aşkın düş kırıklığı, yeğeninin gidişi, Virgin'in ölümü, bir gelgitin dalgaları gibi art arda gelip boğazında düğümlendiler. Daha sonra kaptanla konuşmak istedi ve ne yolladığını söylemeden ona tembihler etti. Flaşer papağanı uzun süre tuttu. Hep gelecek haftaya söz veriyordu. 6 ayın sonunda bir kasanın yola çıktığını haber verdi ve bir daha ses çıkmadı. Görünüşe bakılırsa Lulu hiçbir zaman geri gelmeyecekti. Çaldılar herhalde diye düşünüyordu Felicity.
Fakat sonunda geldi. Üstelik göz kamaştırıcı bir görünümle. Mavun bir kaideye vidalanmış bir ağaç dalı üstünde dimdik duruyor. Bir ayağı havada, başı yana yatık, onu dolduran ustanın görkem merakıyla altın yaldızla boyadığı bir cevizi sırıyordu. Onu alıp odasına kilitledi. Çok az insanın girmesine izin verdi bu yerde. Öylesine çok dinsel nesne ve birbirine benzemez ıvır zıvır vardı ki insan kilisede mi, pazar yerinde mi şaşırabilirdi. Büyük bir dolap kapının açılmasını zorlaştırıyordu. Bahçeye bakan pencerenin tam karşısında yuvarlak bir tepe penceresi avluya bakıyordu. Bez kolanı döşeğin yanı başındaki masanın üstünde bir su testisi, iki tarak, çizik çizik bir tabağın içinde bir kalıp mavi sabun vardı. Duvarlarda tesbihler, madalyalar, birkaç Meryem betimi, Hindistan cevizinden okunmuş bir su kabı görünüyordu. Sunak gibi üstüne bir örtü atılmış komodinin üstünde, Victor'un ona verdiği deniz kabuklarından yapılma kutu, bir bahçe sulama kovası, bir top, yazı defteri, şu resimli coğrafya kitabı ve bir çift potin duruyordu. Aynanın çivisine de kurdelalarıyla küçük tüylü şapka asılmıştı. Felicity bu saygı biçimini öylesine ileri götürüyordu ki Monsieur'ün redingotlarından birini bile saklamıştı. Bayan abinin artık istemediği bütün eski püskülleri odasına alıyordu. Komedinin köşesindeki yapma çiçeklerle Artist Kontu'nun tepe penceresinin girintisinde duran portresi böyle gelmişti. Lulu küçük bir levha aracılığıyla dairenin içindeki bir baca çıkıntısına yerleştirildi. Her sabah uyandığında şafağın ilk ışıklarında onu görüyor, sonra gözünün önüne yitip gitmiş günler geliyor ve kimi önemsiz olayları en ince ayrıntılarına kadar anımsıyordu. Üstelik hiç acı duymadan ve büyük bir dinginlik içinde. Kimseyle iletişim kuramadığı için tam bir uyur gezer uyuşukluğu içinde yaşıyordu. Şarapla ekmek yoğurtusunun tören alayları onu canlandırıyor. Sokakta kurulan sona süslemek için komşulara gidip şamdanlar, paspaslar arıyordu. Kilisede gözleri hep kutsal ruhtaydı ve yavaş yavaş papağana benzer bir yanı olduğunu fark etti. Bu benzerlik İsa Mesih'in vaftizini betimleyen Epinal baskısı bir resimde ona daha da açık geldi. Kızıl kanatları ve zümrüt yeşili gövdesiyle tıpatıp Lulu'nun portresiydi bu. Resmi satın aldı ve Artes kontunun yerine astı. Böylece bir bakışta ikisini birden görebiliyordu. Kafasında bu iki imge birleşti. Papağan kutsal ruhla ilişkisi sayesinde kutsallaştı. Kutsal ruh da gözünde daha canlı ve daha anlaşılır hale geldi. Tanrı Baba sesini duyurmak için bir güvercini değil, Lulu'nun bir atasını seçmiş olabilirdi ancak. Felicity resme bakarak dua ediyor. Fakat zaman zaman da kuştan yana dönüyordu. Meryem Ana'nın bakireler arasına katılma hevesine kapıldı. Bayan Abin onu vazgeçirdi. Önemli bir olay meydana geldi. Paul'un evlenmesi. Önce notar katipliği yapmış, sonra bir süre alım satım işlerinde, gümrüklerde ve maliyede çalışmış. Daha sonra Sular ve Ormanlar İdaresi'ne girmek için girişimlerde bile bulunmuştu Paul. Fakat ansızın 36 yaşındaysa neredeyse tanrısal bir esinle yolunu bulmuştu. Sicil İdaresi'nde çalışacaktı ve bu alanda öyle üstün bir yetenek sergilemişti ki denetçilerden biri hem onu kızıyla evlendirmek istemiş hem de koruyucusu olma sözü vermişti. Ciddileşen Paul kızı annesine götürdü. Ama kız Pontiff alışkanlıklarını küçümsedi. Ortalıkta bir prenses edatıyla dolaştı. Felicity'yi incitti ve geri gittiğinde Bayan Avin epeyce hafiflemiş hissetti kendini. Ertesi hafta Bay Bowles'in aşağı Britanya'da bir handa öldüğü öğrenildi. İntihar ettiği söylentisi doğrulandı. Dürüstlüğü konusunda kuşkular uyandı. Bayan abinin hesaplarını gözden geçirdi ve bir sürü karanlık nokta bulmakta gecikmedi. Zimmete geçirilmiş alacaklar, gizlenmiş ağaç satımları, sahte alındılar ve benzeri. Dahası evlilik dışı bir çocuğu ve Duzel'den bir kadınla ilişkisi vardı.
Utanç verici şeyler. Bağın abini çok üzdü. 1853 Mart ayında göğsüne bir sancı girdi. Dili sanki isle kaplandı. Sülükler sıkıntısını gidermedi ve 9. akşam tam 72 yaşındayken öldü. Solgun, çiçek bozuğu yüzünü çevreleyen iki yana ayrılmış kahverengi saçları yüzünden daha genç olduğu sanılıyordu. Ölümüne bir iki dostu üzüldü yalnızca. Tepeden davranışları insanları uzaklaştırmıştı. Felicity arkasından bir efendi için dökülmeyecek gözyaşlarıyla ağladı. Madamın kendinden önce ölmüş olması kafasını karıştırıyor, doğanın düzenine ters, kabul edilmesi olanaksız, korkunç bir şey gibi görünüyordu. 10 gün sonra mirasçılar sökün ettiler. Gelin çekmeceleri karıştırdı. Kimi mobilyaları ayırdı, kimlerini sattı. Sonra da karı koca sicil işlerine geri döndüler. Madamın koltuğu, tek ayaklı yuvarlak masası, tandırı ve 8 sandalye gitmişti. Gravürlerin yerlerinde duvarların ortasına sarı sarı dörtgenler görülüyordu. Şilteleriyle birlikte iki yatağı da götürmüşlerdi ve dolapta Virgin'in onca eşyasından tek iz kalmamıştı. Felicity merdivenlerin üzüntüden sarhoş çıktı. Ertesi sabah kapının üstünde bir ilan vardı. Eczacı evin satışa çıktığını kulağına bağırdı. Sendeledi ve oturmak zorunda kaldı. Onu asıl üzen zavallı Lulu için onca uygun odasını terk etmek zorunda kalmasıydı. Kaygılı bakışlarıyla onu okşarken kutsal ruha yakarıyordu ve zamanla dualarını papağanın önünde diz çöküp okumak gibi bir puta tapar alışkanlığı edindi. Zaman zaman tepe penceresinden giren güneş kuşun camdan gözüne vuruyor ve Felicity'yi kendinden geçiren bir ışık demeti fışkırıyordu bu gözden. Efendisinin bıraktığı 380 franklık bir geliri vardı. Bahçede sebze yetiştiriyordu. Gece gelince ömrünün sonuna kadar yetecek giysisi vardı. Ve hava karardığında yatarak aydınlanmaya para harcamıyordu. Eski mobilyalardan birkaçının sergilendiği eskici dükkanını görmemek için hiç dışarı çıkmıyordu. Geçirdiği baş dönmesinden beri bir ayağını sürüyordu. Elden ayaktan düşmeye başlamıştı. Ve bakkal dükkanını batıran Simon Ana her sabah gelip odunlarını yarıyor, tulumbayla suyunu çekiyordu. Gözleri zayıflat, kepenkler açılmaz oldu. Aradan çok yıllar geçti. Ev ne kiralanıyor ne de satılıyordu. Kovulma korkusuyla hiçbir onarım isteğinde bulunmadı Felicity. Çatı tahtaları çürüyordu. Baş yastığı tüm bir kış boyu ıslak kaldı. Paskalya'dan sonra ağzından kan geldi. O zaman Simon Ana bir doktora başvurdu. Felicity ne olduğunu bilmek istedi. Fakat küp gibi sağırdı artık ve tek sözcük duyabildi. Zatüre! Bu sözcüğü biliyordu. Öyle mi? Adam gibi. Dedi yavaşça. Efendisinin peşinden gitmek sanki ona doğal geliyordu. Sunaklar kurma zamanı yaklaşıyordu. Birincisi hep imajın altında, ikincisi postanenin önünde, üçüncüsü sokağın ortasına doğru bir yerde olurdu. Bu sonuncu ile ilgili çekişmeler olmuş. Kilise adamları sonunda Bayan abinin avlusunu seçmişlerdi. Sıkıntılar artıyor, ateşi yükseliyordu. Sunak için bir şey yapamamaktan korkuyordu Felicity. En azından bir şey koyabilseydi. O zaman papağanı düşündü. Komşular uygun düşmez diye karşı çıktılar. Fakat papaz izin verdi. Felicity de öylesine mutlu oldu ki öldüğünde tek zenginliği olan Lulu'yu kabul etmesini ondan rica etti. Salı gününden yoğurt arifesi cumartesiye kadar sık sık öksürdü. Akşam olduğunda yüzü büzülmüş, dudakları diş etlerinde yapışmıştı. Kusmaya başladı. Ertesi sabah erken saatte kendini çok bitkin hissetti ve bir papaz çağırdı. Son kutsama sırasında yanında 3 yaşlı kadın vardı. Daha sonra Fabu ile konuşmak istediğini söyledi. Pazar giysileri içine gelen Fabu bu iç karartıcı ortamda hiç de rahat görünmüyordu. Beni bağışlayın dedi Felicity. Kolunu zorla kaldırarak onu sizin öldürdüğünüzü sanmıştım. Bu saçmalık da ne oluyordu? Onun gibi bir adamın birini öldürmüş olmasından nasıl kuşkulanabilirdi? Öfkeleniyordu. Bağırıp çağırmak üzereydi.
Kusura bakmayın. Aklı yerinde değil artık. Görüyorsunuz. Zaman zaman gölgelerle konuşuyordu Felicity. Yaşlı kadınlar gittiler. Simon kadın yemeğe oturdu. Biraz sonra Lulu'yu aldı. Felicity'ye getirdi. Haydi, vedalaşın onunla. Bir ceset olmamasına karşın bedenini kurtlar kemiriyordu. Kanatlarından biri kırılmıştı. Karnından üstüpler çıkmıştı. Fakat artık gözleri görmeyen Felicity onu alnından öptü. Sarılıp yanağına yasladı. Simon kadın kuşu alıp yeniden sunağa koydu. Otlardan yaz kokuları geliyordu. Sinekler vızıldıyor. Güneş ırmağı parıldatıyor. Ardavuzları ısıtıyordu. Odasına dönen Simon ona tatlı bir uykuya dalmıştı. Çan sesleriyle uyandı. İnsanlar akşam doğasından çıkıyorlardı. Felicity'nin sayıklaması durdu. Tören alayını düşünüyor. Sanki o da alay izliyormuş gibi gözünün önüne getiriyordu. Bütün okul çocukları, kilise şarkıcıları, itfaiyeciler kaldırımlarda yürüyorlardı. Sokağın ortasında da en başta baltalı mızrağıyla kilise kavası, arkasında elinde büyük bir haçla kayyum, çocukları düzenli tutmaya çalışan öğretmen ve küçük kızları için kaygılanan rahibe geliyordu. En sevimlerinden melekler gibi kıvırcık saçlı üç küçük kız havaya gül yaprakları savuruyordu. Papaz çömezi korularını açmış müziği yönetiyor. Buhurluk taşıyan iki kişi de Dört Fabrice'nin taşıdığı gelincik kırmızı kadife bir gölgelik altında yürüyen güzel ayin kaftanını giymiş papazın elindeki kutsal ekmek kabına dönüyorlardı adım başı. Onların arkasından da büyük bir kalabalık evlerin duvarlarını saran beyaz örtüler arasından itiş kakış yürüyor ve böylece yamacın altına dek geliniyordu. Soğuk bir ter boşanıyordu Felicity'nin yanaklarından. Simon kadın bir bezle teri siliyor ve günün birinde bütün bunların kendi başına da geleceğini düşünüyordu. Kalabalığın uğultusu çoğaldı. Bir ara çok güçlendi. Sonra uzaklaştı. Bir yaylım ateşi camları titretti. Postacılar kutsal kabı selamlıyorlardı. Felicity gözlerini devirdi ve olabildiğince alçak sesle. Bir şey yoktur umarım, dedi. Papağan için kaygılanıyordu. Can çekişmeye başladı. Gitgide sıklaşan bir hırıltı göğsünü sıkıştırıyordu. Ağzının kenarından köpükler saçılıyor, bedeni titriyordu. Az sonra bakır boruların homurtusu, çocukların ince sesleri, erkeklerin derin uğultusu duyuldu. Hepsi ara ara susuyorlardı ve çimenden hafiflediği ayak sesleri çayırda yürüyen bir sürünün çıkartacağı seslere benziyordu. Din adamları avluda göründüler. Simon kadın tepe penceresine ulaşmak için bir iskemleye çıktı. Böylece sunağı tepeden görebiliyordu. İngiliz işlemesi büzgülü bir fırfırla süslenmiş sunağın çevresinden yeşil bezi kordonları sarkıyordu. Ortasında kutsal kalıntılar içeren küçük bir çerçeve, köşelerdeki portakal dalı vardı. Ve boydan boya gümüş şamdanlarla içinden güne bakanlar, zambaklar, şakayıklar, yüksek otları ve ortanca demetleri fışkıran porselen vazolarla kaplıydı. Bu parlak renkler yığını birinci kattan halıya dek yanlamasına iniyor. Döşeme taşları üstünde sürüp gidiyor ve arada yer yer değerli şeyler göze çarpıyordu. Parlak kırmızı bir şekerliğin tepesine menekşelerden bir taç geçirilmişti. Alençon taşından salkım küpeler, köpükler üstünde parılıyor. Çin işi iki levha manzaralarını sergiliyorlardı. Güller arasına saklanmış Lulu'nun lacivert taşından bir plakaya benzeyen alnı görünüyordu sadece. Fabrisyenler, şarkıcılar ve çocuklar avlunun üç yanında dizildiler. Papaz ağır adımlarla basamakları çıktı ve pırıl pırıl parlayan kocaman altın güneşini dantellerin üstüne yerleştirdi. Herkes diz çöktü. Büyük bir sessizlik oldu. Havada uçuşan buhurluklar zincirleri üstünde kayıyorlardı. Gök mavisi bir buğu Filistin'in odasına dek yükseldi. Burun deneklerini uzatıp sofuca bir kösnüğüyle içine çekti onu. Sonra gözlerini kapadı. Dudakları gülümsüyordu. Yürek vuruşları yavaşladı. Bir bir her seferinde daha belirsiz, daha hafif. Tıpkı suyu kesilen bir pınar
itip giden bir yanka gibi. Ve son nefesini verdiğinde açılan göklerde başının üstünde süzülen dev bir papağan görür gibi oldu.